RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 3 Şubat Cumartesi. Hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Urumcu Caddesi Perşembe Pazarı girişinde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Urmumcu Caddesi'nde maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Alınan bilgiye göre olay bugün Urmumcu Caddesi Perşembe Pazarı'nın girişinde meydana geldi. 42YK 405 plakalı otomobil ile 40EA 889 plakalı araç Perşembe Pazarı girişinin kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar yaşandı. Polis meydana gelen kaza hakkında soruşturma başlattı. Ereğli Ülk Ocakları tarafından önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kapsamda Ereğli halkı Zeytin Dalı operasyonunda görev yapan askerler için gönlünden kopan yardım yapabilecek. Ereğli Ülkü Ocağı tarafından önemli bir kampanya başlatıldı. Bu kapsamda Ereğli halkı Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönlünden kopan yardımı yapabilecek. Mesela bir kazak, bir eldiven ya da bir atkı, hatta yazabileceğiniz bir mektup bile Ülkü Ocakları tarafından askerlerimize ulaştırılacak. Biz dedik ki ya işte biz Afrin'e gideceksiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey Ülkü Ocakları ile iletişim haline geçmek ve malzemelerinizi buraya vermek. Ve giderken bir gün önceden haber edin. Konuyla ilgili bugün Ocak Başkanı Çağrı Demirel ve Başkan Yardımcısı Ahmet Demirbaş kameraların karşısına geçti. Ereğli halkının birlik ve beraberlik içerisinde bir vücut olarak Türk askerine Afrin'de yapmış olduğu savaş değil, Afrin'de yapmış olduğu operasyona Türkiye sınırlarını korumaya çalışan, Türk devletinin sınırlarını korumaya çalışan Türk askerinin TSK'nın yapmış olduğu operasyona destek amaçlı. Biraz da olsa onların yanında olduğumuz hissettirebilmek için, onları gece yatarken düşündüğümüzü anlayabilmeleri için, onların orada yalnız olmadığını kanıtlayabilmemiz için biz böyle bir faaliyete gönül koyduk, baş koyduk ve yapmış olduğumuz görüşmelerimizin neticesinde Ereğli esnafımız, organize sanayi esnafımıza ayrıca teşekkür ederim. Çok çok büyük destek verdiler, yardımcı oldular, hiç geri çevirmediler. Bizi çok mutlu ettiler, anlatamayız yani. Ereğli'mizin, Ereğli halkının birlik ve beraberliği adına bizler de bir aracı olarak bir kampanya başlatmak istedik. Ülke Ocakları Ereğli İlçe Başkanlığı olarak Ereğli'mizin yerli firmalarıyla teker teker görüşerek onlarla kampanyamız hakkında askerlerimize bir nebze de olsa Ereğli'den kendi yeresel ürünlerimizi gönderme adına bir kampanya başlattık. Yani evet. Yöresel ürün derken nasıl efendim? Nasıl? Peynirimiz olur, pekmezimiz olur, kendi yapmış olduğumuz şalgam ürünleri, Ereğli'mizin özellikle güzel bir suyu. Hani askerlerimize gidebilecek ufak tefek de olsa bir... Yani hem gıda malzemesi diyorsunuz ya da ne bileyim hani kendi evinde oturan ablalarınızın, annelerinizin hani ördüğü kazaklar, evet. Ördüğü çoraplar, süreterler buna benzer şeyler dolabiliyor. Bunlar da var. Bunları da ablalarımız sağ olsunlar bizlere destek oluyorlar. Annelerimiz sağ olsunlar destek oluyorlar. Öğrencilerimiz sağ olsunlar kendi yazmış oldukları mektupları bizlere ulaştırmak istiyorlar. Bizler sadece askerlerimize moral ve motivasyon olarak onların güzel bir şekilde nasıl söyleyeyim? Evet, Ereğli'yi anmasın. Ereğli'yi hani anmasın. Onların yalnız olmadıklarını hatırlatmak. Tabii. Artı bir de Ereğli'nin birlik ve beraberliği açısından. Ereğli halkının da gerçekten bu operasyonda bizim de bir nebze de olsa katkımız olsun diyerekten biz bir yola çıktık. Sağ olsunlar bizleri hiçbir şekilde kırmadılar. Hiçbir şekilde desteklerini de esirgemiyorlar. Gittiğimiz hiçbir kapıdan da boş çevrilmiyoruz. Bu kapsamda da Ereğli halkına da gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bizleri hem onurlandırıyorlar hem şereflendiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Peki efendim askerinize malzemelerini göndermek isteyenler ne yapsınlar? Askerlerine malzemelerini göndermek isteyenler ülke ocaklarımızı da bizlerle itibar haline geçebilirler. Yardımlarını ocağımıza getirebilirler. Başkan Çağrı Demirel açıklama yaparken içeriye Ereğli'nin eski belediye başkanı Hüseyin Oprukçu girdi. Bu kampanyaya kendisinin de destek verdiğini söyledi. Şu an Adana Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Oblukçu, Afrin operasyonuna değindi. Kendilerinin de bölgeye yardımlar ulaştırdıklarının altını çizdi. Alınan bölgelerin altyapılarını yaptıklarını söyledi. Zeytin Dalı operasyonu, Türk milletinin ve Türk devletinin bekasını doğrudan ilgilendiren bir operasyon. Ve bu anlamda Türk devletine ve Türk milletine musallat olmuş.
terör odaklarının ortadan kaldırılmasına yönelik efendim bir operasyon. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Efendime söyleyeyim. Tabii biz Zeytin Dalı operasyonu bağlamında da daha önce Cerablus ve Elbap operasyonu çerçevesinde Adana askeri olarak efendime söyleyeyim üzerimize çok büyük sorumlulukları aldık ve ifa ettik. Bütün oradaki silahlı kuvvetlerimizin yerleşim alanlarının, hatta Suriye halkının yerleşim alanlarının içme suyu kuyularından tutun arıtma tesislerine, depolarına, şebekelerine kadar Adana askeri olarak biz ifa ettik ve bu manada da kendimizi bahtiyar istiyoruz. Evet. Afrin'e de en son geçen hafta 4 tır içme suyu gönderdik. Bu hafta dün daha doğrusu genel müdür yardımcım ve 4 tane şube müdürü arkadaşımızı görevlendirmek suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'nün talimatıyla görevlendirmek suretiyle orada acil ihtiyaç duyulan neler olduğuna ilişkin ki bu manada silahlı kuvvetlerin bizden yazılı talepleri de oluyor. İçme suyu kuyuları, içme suyu efendime pompaları, su depoları, onun dışında tesisatlarla ilgili jeneratörlerine varıncaya kadar taleplerini askeri olarak, Adana askeri olarak, Adana Büyükşehir olarak karşılıyoruz ve bu manada da kendimizi mecbur hissediyoruz. Şimdi bu manada milli duyarlılığı maksimum seviyede yüksek olan bir hareketin mensubuyuz hepimiz Milliyetçi Hareket Partililer olarak, ülkücüler olarak. Arkadaşlarımız, ocağımız, Ereğli ocağımız ki bu anlamda duyarlılığını her demde, her seferde samimi olarak ortaya koyan bir ocak ve gayretlerini bu anlamda da sürdürüyor. Ereğli halkıyla birlikte, halkımızla birlikte, hemşehrilerimizle birlikte Ereğli'den şöyle Ereğli'nin şanına yakışır. Süt, meyve suyu, yani yiyecek, içecek, aklınıza ne gelirse efendim su da dahil göndermek lazım. İhtiyaç var. İhtiyaç var. Ve bakın hiçbir ordunun başaramayacağı işleri başarıyor ordumuz şeyde, Afrin'de. Yani yüzlerce metre tünellerin kazıldığı, siperlerin efendime söyleyeyim bir üst akıl tarafından organize edildiği, somut olarak görünen siperlerin kazıldığı, siperlerin beton sığınaklarının yapıldığı bir Afrin'de terör odaklarına, YPG'si, PKK'sı, DAEŞ'i, IŞİD'i, her ne nane varsa hepsinin temizlenmesi noktasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bu kadar kararlı görmedik hiçbir demde. Allah onların yardımcısı olsun. Bu arada tabii doğal olarak şehitlerimiz oluyor. Hemşehrimiz bir çığ altında kalan hemşehrimiz de oldu. Askerimiz. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Rabbül Alemin huzuru mahşerde biliyorum ki onları hepimize şefaat çıkılacak. Ereğli'yi çok seviyoruz. Ereğli'li hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Hemşehrilerimizin, ülke ocaklarımızın başlattığı bu desteğe, bu yardıma, efendime söyleyeyim, silahlı kuvvetlerimize ve oradaki Türkmen kardeşlerimize sağlayacağı desteğe, Ereğli'li hemşehrilerimizin şanına yakışır bir katkıyı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hizmet etmek bizim öncelikli vazifemiz. Bu millete, bu ülkeye hizmet etmek bizim borcumuz. Biz hatırlarsınız, varlığım Türk varlığına armağan olsun diye and içtiğimiz günleri. Biz o andın arkasındayız, riyasız olarak o andın arkasında duruyoruz. Hizmet mi? Rabbül Alemin nasip edecek, ömür verecek bu millete, bu ülkeye her yerde. Ereğli'de ettiğimiz gibi her yerde yine hizmet etmeye devam edeceğiz.
Ereğli Yeni Sanayi Bölgesi'nde bulunan otoservis firması, araç sahiplerine verdiği kaliteli hizmet ile adından söz ettiriyor. Bu haberimizin detayını kısa bir reklam jenerinin ardından ekranlarınıza taşıyacağız. Ereğli Yeni Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firma var. Adı Baykurt Otoservisi. Kısa sürede kendi bünyesinde büyüdü. Şu an 15 kişi çalışıyor. Burada çalışan ustaların tabiriyle bir giden müşteri peşinde 5 kişiyi getiriyor. Bu da verdikleri hizmetin ne kadar özverili ve temiz olduğunu ortaya koyuyor. Giden müşteri 5 tane müşteriyle birlikte yeniden geliyor bizim dükkanımıza. Kaporta, boya, kiralık araç, detaylı temizlik, araç satışı ve birçok hizmet Ereğliler ile buluşuyor. Burada yaklaşık 15 kişiye ekmek veriliyor. 15 kişi oto bakım ünitesinde Ereğli vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Özellikle de yoğun işleri var. Hemen ben burada çalışan ustalarımıza dönerek işleri noktasında bilgi almak istiyorum. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Adınız nedir? Faruk. Faruk. Faruk Bey, şimdi dedim ki burası oto bakım servisi. Evet. İşte bu bulunduğumuz bölümde oto boyama, değil mi? Aynen. Şimdi buradaki işlemlerinizi anlatır mısınız efendim? Taban aşamasından tutun fırın boyuya kadar, yani fırınımızda görüyorsunuz. Hepsi en iyi kriterlerde, en iyi üst düzeyinde yapıp çıkarmak için uğraşıyoruz müşterilerimiz için. Peki aracını boyatmak isteyen bir müşteri geldiği zaman getirdiği aracın kaç günlük bir işlemi var ustam? Gelen araca bağlı o. Yani bir parçası oluyor, bir yan oluyor ya da komplesi oluyor. Tek parça olduğu zaman, sabah bıraktığı zaman akşama veriyoruz tekrar arabasını. Ama komple, tamamı? Komple de bir hafta 10 gün sürüyor. Çalışan ustalar yaptıkları işler hakkında bilgi verdi. Müşteri memnuniyetini had safhada tuttuklarını söyledi. Kaporta bölümünde son teknoloji makinalarımızı da kullanıyoruz. Göçük çektirme makinamız var, alüminyum göçük çektirme makinamız var, şasi aparatlarımız var. Bunlarla ilgili yani nasıl diyeyim, en son teknoloji olarak gördüğünüz makinamız, göçük saj olanı var, alüminyum çektirme makinamız var. Alüminyum için göçük çektirme makinamız var, diğer punta makinalarımız var. Gördüğünüz gibi bu tarafta. Evet. Bunlar yani, var. İşlemlerimiz oldukça detaylı diyorsunuz. Evet. Peki efendim, bir aracın burada kalma süresi konusunda da bilgi verir misiniz? Yani burada müşterilerinize ne diyeceksiniz? Yoksa hani bu süre aracın hasarına göre değişiyor mu? Aracın hasarına göre değişir tabii yani. Mesela bu aracın şu an ne gibi bir hasarı var? Yani bunun sol kapısında hasarı var. Sürgülü kapısında hasarı var. Bunun ortalama yaklaşık tamir süresi 4 gün, 3 gün içerisinde teslim edebiliyoruz müşterilerimize. Evet. Peki burada müşterilerinize var mı son bir cümleniz? Gelip görmelerini isterim. Evet, yani Baykurt Otomotiv'i gelip görmelerini isterim. Bu hizmeti mutlaka yerine görsünler, evet, diyorsunuz. Evet. Ve bu servisi bugünlere getiren iki isim: Gökhan Özkaplan ile Ömer Lütfi Kurt. Baykurt Otoservisi çok kısa bir sürede bugünlere nasıl geldi? Şimdi yanımda iki ortak var. Bu firmanın tarihçesi konusunda kendilerinden bilgi alacağız. Ben hemen onları tanımakla başlamak istiyorum efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Adınız nedir? Adım Gökhan. Gökhan Bey, dediğim gibi şimdi çok kısa bir sürede büyük işleri imza atıyorsunuz. Ve özellikle ben kendi gözlemlediğimi söylüyorum. Ereğli halkının, ara sahiplerinin büyük bir memnuniyeti var. Evet, memnuniyet. Nasıl yakaladınız var efendim? Öncelikle şöyle söyleyeyim, 1972 yılından beri babadan gelen bir meslek. Babamla birlikte çalıştık. Ömer abiyle de bunu teknolojiye taşıdık. Teknolojik olaraktan yeni bir yer açma düşüncesine girdik ve bu konuda da başarılı olduk. Şükürler olsun, yani müşterilerimiz de bizi tavsiye ediyorlar. Gelen memnuniyetini sağlıyoruz. Gelen müşterilerimiz hiçbir şekilde buradan gocunmadan rahat bir şekilde gidebiliyor. Ve her giden müşteri, arkadaşların da söylediği gibi, bize daha fazlasını, daha fazla müşterileri buraya yönlendirerek bizi daha onure ediyorlar. Evet. Bu konuda Ömer abiyle birleşmemizdeki sebeplerden bir tanesi teknolojiydi zaten. Ve ortaklığımız sürdüğü takdirde de bunu daha ilerilere taşımayı düşünüyoruz. Kısmet olursa ilerleyen dönemlerde müşterilerimiz daha güzel, daha verimli bir şekilde çalışma sistemiyle
belki daha ileri boyutlara da götürebileceğiz. Bu konuda bizi tercih eden tüm müşterilerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın dediği gibi de birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Kaliteli malzeme kullanıyoruz. Son teknoloji sisteminde çektirme sistemleri, arıza tespit cihazı elektronik olaraktan bilgisayar arıza tespit cihazlarıyla hizmet veriyoruz. Daha iyi ileriye hizmetleri taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız. Müşteri memnuniyeti bizim için önemli. Kısmet olursa inşallah daha iyi günler, daha güzel günler göreceğiz. Şimdi efendim teknolojik cihazlar dediniz. Bildiğim kadarıyla Ereğli'de, yani sizde bulunan cihazlar Ereğli'de, hatta Konya bölgesinin birçok yerinde yok değil mi? İç Anadolu bölgesinde teknolojik olarak 3. servisiz. Şimdi değerli izleyenler, Ömer Kurt, şahsen kendisini zaten tanıyoruz. Ereğli'de de tanımayan yok desek yeridir değil mi Ömer Bey? Teşekkür Gerçekten ederim. De hani bu işe başladığınız tarihleri biliyoruz. 5 yıl önce sadece yıkama olarak başladınız. Doğru. Rentekar dediniz. Şu an bu haldesiniz efendim. Doğru. Bu başarının doğru. sırrı nedir Ömer Bey? Özcan Bey, 2007 yılında bizim ilk bu işlerin temellerini atılması. Dünyada otomotiv sektörü hızla gelişen bir sektör. Biz bu sektörün içinde sadece bakım aşamasında yerimizi almak istedik. Başta yıkama olarak kurulmuş bir firmaydık. Sonrasında mezuniyetimize dayalı olarak servis çapına dönmeyi düşündük. Bünyemizde kiralama, alım satım hepsi var ama otomotiv tek bir parça değildir. Otomotiv bütün bir parçadır. Biz bütün olarak Ereğli halkına hizmet etmek istedik. Bugün 2018 yılına geldiğimizde yaklaşık 20 kişiyi barındırdığımız bir servis haline getirdik. Nedir? Ülkemizin istihdamına katkıda bulunduk. Ve bugün yerli üretim yapacak bir ülkede halen çekişle kaporta yapılmasın diye, halen eski modellerle gidilmesin diye teknolojik bir servis kurduk. Bunun Ereğli'ye katkısını bir kişi bundan önce 2-3 kilometre Konya'ya gidiyordu bir işini yaptırabilmek için. Bugün Konya'ya gitmesine gerek yok. Konya'daki bütün imkanlar zaten elimizde var. Yani punta kaynak makinesi dediğimiz şey bir fabrikada kullanılan orijinal parçanın değişimde kullanılır. Burada aynı imkanı sunduk biz müşterilere. İşin özünde başarı nasıl elde ediliyor derseniz, başarı işini severek, yani sizin gibi, siz nasıl işinizi severek yapıyorsunuz ve bir başarıya ulaşmışsınız, biz de işimizi severek yapıyoruz. Otomotivi seviyoruz, insanlara hizmet etmeyi seviyoruz. İşimizdeki, başarıdaki ana amaç bu. Müşteri memnuniyeti en iyi odaklılığımız. Bunun yanında müşteriyi sevmemizin ziyadesinde biz bir aileyiz burada. Ve ekip ruhu şunu gerektirir, işini severek yapmayı. Biz elemanımıza önem veriyoruz ve işimize önem veriyoruz. İşimize yatırım yapıyoruz. Başka bir şeye yatırım yapmıyoruz. Bu başarıyı bu şekilde elde ediyoruz. Evet, biz şu an bakım bölümündeyiz. Buradaki detayları izleyicilerimizle paylaştık. Ama bunun bir yıkama bölümü var. Detaylı yıkama bölümü var. Rentekar var. Araç satışı var. Doğru. Biraz da bu konulardan bahseder misiniz? Şimdi müşteri ne ister? Her şeyi bir yerde çözmeyi. Yani bir mağazaya girdiğinizde marketleşmenin oluşmasını düşünün. Her şeyi almak istiyorsunuz. Burada da müşteri geldi. Aracınızı bırakacaksınız ama araçsız kalmak istemiyorsunuz. Otomatikman rentekar hizmeti vermemiz lazım. Aynı zamanda diyorsunuz ki ya ben bırakmışım aracımı. Ben tertemiz almak istiyorum. Buna da detaylı temizliği eklemek mecburiyetindesiniz. Yani hizmet bir bütündür. Ben elektriğini yapayım, kaportasını yapmayayım, boyasını yapayım, araç ikamesini vermeyeyim değil. Arabayla ilgili ne varsa hizmeti bütün şekilde veriyoruz. Yani bir şeyi eksik bırakmamak adına bir çatı altında grup şekilde. Hani bugün Türkiye'de bunun örnekleri fazlaca var. Büyük servisler. Ha biz o kadar büyük değiliz ama hedefler var. Bir vizyon var, bir misyon var. Biz vizyonumuzu ve misyonumuzu kurduk, bu yolda ilerliyoruz. Evet. Peki son olarak müşterilerinize var mı buradan söylemek istediğiniz? Müşterilerimize söylemek istediğimiz şey şu. Ereğli'de diyelim ki bu bölgedesiniz, bir kaza yaşadınız. Kasko ve sigorta firmalarına bağlı olarak. Bir telefon açması bizim için yeterli. Aracın oradan alınmasına, kaza işlemlerinin takibine, sigortadan parasının tahsiline kadar. Hiçbir şeyle uğraşmıyor. Aracı alıyoruz, isterse ikame araç veriyoruz. Aracını teslim ediyoruz. Ücretin yatması ile ilgili kesmi de biz hallediyoruz. Müşteriden herhangi bir talebimiz yok. Kasko ve sigorta işlemlerinin hepsini biz takip ediyoruz. Müşterinin tek yapması gereken şey bize ulaşması. Yani ekstra bir hizmet talebi yok. Ücret talebi de yok. Biz sadece işimizi yapıyoruz ve bunun için ona hizmet sunuyoruz. Evet. Peki son olarak yerimiz ne, söyler miyiz efendim? Şu an adresimiz neresi? Yeni Sanayi Sitesi'ndeyiz. 500 Evler yolu üzerindeyiz şu an. Aktay Beton Karşısı diye tanımlayalım. Zaten yol üstünden geçerken görülür. Ve son bir şey daha ekleyeyim. Türkiye'de ortak firmalara çok şey gözüyle bakılır. Ama biz ortağımızla o kadar iyi bir ikiliyiz ki
hiçbir şeye gerek duymuyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. İşimizi severek yaptığımız için de yükselme çıtalarına o yüzden tırmanıyoruz Özcan Bey. Pekala. Değerli izleyenler, işte gördünüz başarının öyküsünü hem ustalarımızdan hem de yetkili ağızlardan dinledik. Biz Ereğli'deki firmaları tanıtmaya devam edeceğiz diyelim ve ustalarımıza teşekkür ederek sohbetimizi sonlandıralım. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda 15. güne girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 897 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK operasyonun başarıyla devam etmekte olduğunu da belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri en son Afrin yakınındaki Bülbül Kasabası'nı da ele geçirdi. Kasabadaki bir okulun duvarlarında yer alan Abdullah Öcalan posterlerini temizleyen Türk askeri girilmez denilen Bülbül'deyiz diyerek örgütün Afrin'deki izlerini gösterdi. Ardından Bülbül köyündeki karakolda bulunan terör örgütü PYD bayrağı indirildi. Bak bak burası neresi? Bülbül girilmez dedikleri yer. Evet burası girilmez dedikleri yer. Herkes görsün bilsin. Bundan sonra hiçbir paçavra parçasını asamayacaksınız. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Burası da Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü PYD'den temizlenen Haliliye Köyü. Bursa'ya dağında yer alan Haliliye Köyü'nde ele geçirilen patlayıcılar ve uzun namlulu silahlar adeta tehdidin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu. Gençlerin tekbir getirerek mücadeleye devam sözü verdiği görüntülerde Özgür Suriye Ordusu askerlerinin moralinin yüksek olması dikkat çekti. Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri de gömülüyor. Defin işlemleri TSK'nın kontrolüne geçirilen köylerde Özgür Suriye Ordusu tarafından yapılıyor. O görüntüler kamuoyuyla da böyle paylaşıldı. Ve bugün öğle saatlerinde Suriye'nin Halep iline bağlı Azezkent merkezine terör örgütü YPG tarafından roket atıldı. Sivil vatandaşlar da roketlerin hedefi oldu. Kent merkezinde bulunan kapalı pazar yeri ve 3 ayrı noktaya 4 havan topu düştü. Atılan roketler nedeniyle panik yaşandı. Olayda 9 kişi yaralandı. Saldırının ardından roketlerin atıldığı noktalar ateş altına alındı. İçeride dışarıda hazmedemeyenler olsa da bu harekat büyük bir kararlılıkla, büyük bir başarıyla devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın ne olduğunu anlamak istemeyenler Türkiye'ye öyle veya böyle bu harekatla ilgili kara propaganda yaparak maalesef algıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Zeytin Dalı Harekatı terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır. Ankara'da vergi dairesindeki patlamaya bombanın yol açtığı açıklandı. Başkent'te vergi dairesi başkanlığında meydana gelen ve 3 kişinin hafif yaralandığı patlama sonrası Ankara Valisi Ercan Topaca sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söylemişti. Patlamanın bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edildi. Bombayı bırakan kişi ölü olarak ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Polis ve istihbarat birimleri patlamanın ardından güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Görüntülerde bir kişinin bomba düzeneği bulunan çantayı vergi dairesinin girişine bıraktığı tespit edildi. Faillerin eşkalini belirleyen güvenlik güçleri operasyon için düğmeye bastı. Bombayı vergi dairesi girişine bırakan YPG'li 1991 Mardin Mazıdağ doğumlu Ersen Ertuğan ölü olarak ele geçirildi.
YPG'liye yardım ettiği belirlenen iki kişi ise Osmaniye'de gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Adana, Şırnak ve Mardin'de de toplam 6 kişi yakalandı. CHP'nin 36. olağan kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayın teması adalet ve cesaret olarak belirlendi. AK Parti CHP kurultayına temsilci göndermeme kararı aldı. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde yani yarınsa 60 kişilik parti meclisiyle Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 165 delegenin imzasını alarak tek aday olarak Muharrem İnce çıktı. Ancak çok geçmeden CHP'de imza tartışması yaşandı. CHP Genel Başkan Adayı Muharrem İnce'nin aday olabilmek için mükerrer imza kullandığı iddiası ortaya atıldı. Bu yüzden İnce'nin adaylığı henüz kesinleşmedi. Zira 49 delegenin 2 adaya da imza attığı belirtiliyor. Ancak bu konu henüz netlik kazanmadı. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çok geçmeden olayla ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamasında benim 49 imzam Muharrem İnce'nin olsun dedi. Olay çözülmüştü ki Muharrem İnce benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Bunlar Ali Cengiz oyunları dedi. Bakalım CHP'deki bu kaos nasıl çözülecek? Gazeteci arkadaşlarımıza. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, CHP Kongresi'ni gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne muhasebeci Kenanlar eksik olur. Ardından yiğit sen açıkla diyerek bir soru yöneltti Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na. Ben şimdi buradan ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum ey Bay Kemal. Şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım. Bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğit sen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğit sen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğit sen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların meclisteki evet temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin. Eva Pizza Cafe Bistro, İtalyan stili ince hamurlu, nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu. Opet akaryakıt güvence ve kalitesiyle siz değerli hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Opet kalite ve güvencesiyle siz de aracınıza önem veriyorsanız bizi tercih edin. İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu'nda pazartesi günlerine özel indirimleriyle otogaz satışlarımız başlamıştır. İndirimlerden yararlanın ve araçlarınızın deposunu ucuza doldurun. İvris Opet Petrol İstasyonu'nda akaryakıt ihtiyacınızın yanında alışveriş yapabileceğiniz markette aracınız için gerekli olan madeni yağlar, cam suları, kokular ve mini aksesuarları İvris Opet Petrol İstasyonu'nda bulabilirsiniz. İvris Opet Petrol İstasyonu'nda araçlarınızı oto yıkamamızda yıkayarak iç temizlik için yenilediğimiz sistemlerimizden de yararlanabilirsiniz. Sizin ve aracınız için her şeyi düşünen bir işletme anlayışıyla sizlere 7/24 hizmet vermekten gurur duyuyoruz. İvris Opet Petrol İstasyonu. Adres Çömlekçi Mahallesi, İvris Yol Kavşağı. Telefon 0332 713 44 14. Kolay gelsin Ötke teyze. Sağ ol. Ne topluyorlar? Çikolata. Hasan. Ya bu? Yoğurt.
900 bin çiftçi bir araya gelirse yapamayacağı şey yoktur. Biri eker, diğeri biçer, öbürü toplar. Anadolu'nun bilgeliği ve imece kültürü, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olmamızı sağlar. Torku, doğal olarak bizden. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak tahlil laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup, Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.